Herkese merhaba. Size bu videoda Puff 7510 dikiş makinesini tanıtacağım. Makinenin hafıza sistemi farklı olduğu için 7570 ile aynı olmadığı için yani desen kombini o yüzden video çekme gereği duydum. Aslında bu video sattık ama alan da faydalansın, izleyen de faydalansın şeklindeydi. Desen atmayı WhatsApp'tan insana gösterebilirdim ama video çekeyim toplum da faydalansın diye düşündüm. İnşallah sonradan pişman olmam yani. Arayıp darlanıp en fazla kızdığım şey bir yerde şu var bundan alayım mı? İşte şu var şunu mu alayım bunu mu alayım? Onlarla ilgilenmiyorum. Benimle alakalı bir problem değil. Benden bir şey almak istiyorsan beni ara. Yani elimde iki model varsa abi şunu mu tavsiye edersin bunu mu diyeyim. Ama sen şimdi adam şurada şunu gördüm burada bunu gördüm. Bana ne? Bana ne yani? Burada gördüğün kadarıyla zaten görüyorsun çalışmasını, desenlerini, ıvırını zıvırını anlatıyoruz. Kafana yatarsa al. Beni katma işin içine, beni darlama. Sanki hiç işim yokmuş gibi bir de tamir yaparken böyle insanlarla uğraşıyorum. Anladın? Yani rahatsız etmenin anlamı yok. Neyse. Videolarda serzenişte bulunmaya başladım. Çünkü niye? Beni böyle bir şeyler demeden samimi anlatıyorum. Ondan sonra lay lay lom arıyorlar sanki. Benim işim sadece video çekmekmiş gibi, yani insanlara böyle şeyler anlatmakmış gibi, danışmanlıkmış gibi kullanmaya çalışıyorlar. O tarz bir şeyim yok, benim işim bu. Şimdi gelelim makineye. Makinenin 75-70'te olduğu gibi buradan açma kapaması var. Makine İngilizce, buna dil atılmıyor. 75-70 serisine Türkçe dil desteği var. Bunda 99 desen iki farklı alfabe var. İki farklı yazı, hatta iki farklı demeyeyim de dört farklı yazı yazabiliyorsunuz bunda da. Tam devir sanayi tipi çanoz, dişli düşürmesi burada. Burası aksesuar gözü. İşte ilik ayağı, fermuar ayağı, ıvır zıvır bunları buraya koyabiliyorsunuz. Tam devir dedik yatak sistemi, açma kapama, pedal giriş yeri. Şu pedal sistemi bozulanlar olabilir, bu da bir şey. Pedalı birebir aynısını bulamazsınız. Çünkü eski seri olduğu için yani orijinalini bulamazsınız. Ancak tam uyumlu pedal Singer Quantum L500 pedalı makineye birebir oluyor. Ki bu pedal da ondan. Ben aldığım zaman üzerine adam uydurma bir pedal yapmış. Hoşuma gitmedi. Yani desteklemiyordu makineyi. Çalıştırıyordu. Ama bir sıkıntı vardı benim gözümde. Tamirci gözüyle pedalını değiştirdim. Pedalı da bundan takıyorsunuz. 99 tane desen var dedik. Sabit, aynalama, sağdan sola, yukarıdan aşağı ve desen kombini hariç, desen uzatma hariç olarak 99 sabit desen. 6 farklı şekilde ilik açabiliyorsunuz. Düğme dikebiliyorsunuz makineyle. Hali hazırda. Şimdi iplik takmadan önce neyini gösterelim diyeceğim. İyi geldi. Tekrardan devam edelim. Makineye. Buradaki kısa yol tuşları var. Bu otomatik, misal piko yaptınız direkt zigzag dikişine geçmeniz için. Bu direkt düz dikişe geçmeniz için. Yani direkt tuşlar. Bu yazı alfabe yazmak istediğiniz zaman buraya geçiyorsunuz. Bu kolay direkt ilik pozisyonu. Bu en hafıza. Buraya da adam overlock dikişi koymuş. Bu güzel bir şey. Birebir üçüp overlock gibi dikiyor. Yani makine öyle bir tasarlamışlar. Çaprazlama üçüp overlock gibi dikiyor. Bir overlock dikişi var buradan. Buradan şu 0.9'a bastığınız zaman direkt misal 65. desene gitmek istiyorsanız direkt 65 yazıyorsunuz. OK'ye basıyorsunuz. Buradaki 65. desene gidiyor. Ya da bir daha bastın. 22 girdin ya da 33 girdin. Bastın direkt 10'a gidiyor. Tamam mı? 33 düğmeymiş. 33. desen burada düğme dikişi, yani ilik dikişi. Miş, şunlar yani direkt dikişler. Şu gri olanlar var ya mesela şu. Burada M hafıza dikişi. Hafızaya nasıl desen atılıyor ondan bahsedelim. Şimdi makineyi kapatıp açtığınızı varsayalım. Sıfırdan makinenizi açtınız. M'e tıkladığınız zaman benim buraya koyduğum iki tane kalpli ardarda koymuşum ben. 91. desen. Hafızada olan mevcudu önce silmeniz gerekiyor. Silme buradaki clear'dan oluyor. Clear'a basıyorsunuz size... Patent hafızayı delet diyor. Yani silelim mi diyor. Okey diyorsun. Hafızayı size sildi. Bakın şuraya N'e bastınız. Şunu kapatalım. Tekrar açalım. Kapatıp açmanıza gerek yok ki ben silindiğini göstereyim diye. M'e bastım. Hafıza sıfır. Şu an hafızada hiçbir şeyiniz yok. Tamam mı? Normal misal direkt dikişe geçtiniz. Hafızaya desen atmak istiyorsunuz. Hafızaya atmanız gereken desen biri daha geldi. Ne diyordum ya? Kafam karıştı. Şimdi
Overlock'taki işi. Hafıza boş dedik. Hafızaya iki tane desen atmaktan bahsedeceğim. Yani 3-4 tane de atabiliyorsunuz da. Yani devamlı arka arkaya verebiliyorsunuz. Desenin çoğaltmasından bahsedeceğim. M'e bastınız. Tamam mı? Normal misal düz dikiştesiniz. Ya da overlock dikişindesiniz. Önce M'ye basıyorsunuz. M'e basıyorsunuz buradaki. M'e bastıktan sonra edit. Buradan size hafıza kısmı açılıyor. Şimdi buradaki yerden, numaradan bakın. Artı ondalık sağdan sola 10-20 diye gidiyor ya da alt alıyor. Buradan da ikisi yani 1 ve 2 ondalık artıyor ve eksiliyor. 10-20-30 ya da 50-40-30 diye. Buradan 3 ve 4 de şu ikisi artı eksi de tek tek tane tane yani 1-2-3-4 ya da 3-4-2-1 diye büyüyor, küçülüyor. Yani şöyle ki 60'tayız şu an ya misal. Bak 20'ye geldi. 30, 40, 50, 60, 70, 80 yaptım burayı. Şimdi 80, 70, 60 yaptım. Şimdi buradan 42. deseni bulacağım ben. 40'ı getirdim. Buradan da 1, 2. 42 yaptım burayı. OK'ye basıyorum. Hemen yanına 42'yi ekledi. Bir tane daha yanına desen atmak istiyorum. 42'nin yanında ne var? 42 koyduk. Bir tane de 37 koyalım. Şimdi bu sefer de baştan ...37'ye niye gelemiyorum ya? 37'yi kombinleyemiyormuşum. Yok, kombinlerim. Kombinleyemiyorum. Evet. 42 yapabiliyorum. Ya da 43'te kombinleyeyim. 37 kombinlenmiyormuş. Piko deseni değil. 43'te kombinliyorum. Şimdi ipliğimi takayım. Tamam mı? Kombinlemeyi daha bitirmedim bak. Daha buraya bir tane daha atabilirim. Hafızayı kapatmadım. Buraya yazdığım İki tane desen 42 ve 43. Yanına ne ekleyeyim? Bir tane de kalp koyayım arkasına. O da 91 olsun. 91. Okey. 42, 43, 91. Bunlar benim kombinim. Yani bu desenleri işleteceğim makineye. Bitti. Kombinim bitti. 3 farklı desen. Buraya isim de yazabilirsiniz. Ayrı mevzu. Tekrar edit'e basıyorum. Lütfen bekleyiniz dedi. Ve hafızaya attı. 42, 43 ve 91 olarak desenleri attı. Burada sırasıyla önce 42, sonra 43. Bakın geldikçe sıralama sonra 91'e geliyor. Ve tekrar 42'ye döndü. Bir daha yaptım. Ve 91. Bitirdik. 42, 43 ve 91. Bu desenleri ard arda kombinledik. Burada uyumu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Hangi deseni yapmak istiyorsanız o deseni kendiniz yapacaksınız. Size kalmış yani. Bir dolu bir boş kalp yapabilirsiniz. Herhangi bir şey yapabilirsiniz. Desen hafızaya böyle atılıyor. Şimdi makineyi kapattınız misal. Tekrar açtınız. Direkt M'ye tıkladığınız zaman hafızaya 42, 43, 41'den dikmeye devam edecek makine. Çünkü bu aklında. Tamam mı? Durdunuz. Burayı silmek istiyorsunuz. Edit'e bastınız. Sonra clear diyorsunuz. Edit. Dur bir dakika. M. Edit. Bir dakika ya. Kafam bir saniye. Dikişe geçtim. Kapat. Aç. M. Clear. Okey. Sonra editten tekrar hafızaya yazabiliyorsunuz. Şu an hafıza boş gönderiyorum ablaya. Çünkü bu satıldı. Düğmeleri tanıyalım. Çift iğne dikişi. Olur olmaz ikazı var. Masura biteceği zaman buradaki şu kırmızı ışık yanıp sönmeye başlıyor. Bu ışık yanıp söndüğü zaman korkmayın. İçindeki masura azaldı. Bitmek üzere olduğunu gösteriyor size. Şu masura ikazı. Bu ileri geri düğmesi. Yani şuradan direkt dikişe geçelim. M'den çıkalım.
Basılı tuttukça geri gider, bıraktıkça öne gelir. Bu slow mod. Ne kadar bassanız da pedala kalın kumaşlarda yavaş dikmesini sağlıyor. Bu iğneyi otomatik aşağıda bitirmeniz kenar dönüşleri için. Bıraktınız otomatik aşağıda, bıraktınız otomatik aşağıda, ayağı çevirip böyle böyle pikoda da dikişte de batık kalmasını sağlıyor. Buradaki başlarken ve bitirirken ileri geri zigzag yapıyor. Bakın ileri geri gidiyor. Basıyorsunuz ileri geri yapıp duruyor. Yani buna bastığınız zaman pedala bastınız. Öne geldi, geri gitti. Dikişe başlıyor. Dikiş dikerken bunda, bu konumda çalıştırdığınız zaman. Bunlar bu şekilde. Disabli bunda ne ayak kullanmanız gerektiğini söylüyor. Bu bir şey değil yani. Sonra baş aşağı aynalama, sağdan sola aynalama. Desenden tek bir tane yapmak istediğiniz zaman buna basıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Okey'e bastım. 40. deseni yapmak istiyorum. Ya da bir tane kalp yapmak istiyorum. 91. Okey dedim. Şuna bastığım zaman bir tane kalp yapacak. Durdu. Ben pedala basıyorum ama çalışmıyor. Yani şöyle. Pedala basıyorum. O düğme basılı. Desenden bir adet yapıyor. Duruyor makine. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Bence anlaştık. Başka desen uzatma. Uzatmaya gösterelim. Misal ne yapalım? 42 yapalım. 42. Okey dedik. Bu zigzag genişliğini ayarlıyor. 9 milimetre ya bu. Buradan eksi artı götürebiliyorsunuz. Bu desenin boyunu açıyor. Uzatma yani. Mesela 90'a kadar getirdim. Hiç bozmadan sıklığı desenin boyunu uzatıyor. Desen uzatma diyoruz ya. Desen uzatma bu. Bak 42'yi tek bir deseni 90'da bu kadar uzattı. Anladın? Misal ufaltalım bir tık bunu. Misal kaça getirelim? 50'ye getirelim. Şunu kaldırayım. Bir tane yap dedik ya. Bu desenin sonunda durması gerekiyordu. Durmadığı için durdum. Şunda takılı kalırsa tek bir tane yapıyorum. Bunu söndürüp. Ellide de bu kadar uzattı. Gördünüz mü? Desen uzatma. Sıklığı da buradan en baştaki yerden 0,2'ye kadar sıklığı yani sarma sıklığı artırılabiliyor. Misal kaça getirelim? Direkt zigzaga getirelim. Bu 0, kaçta olsun? Zigzag eni dur. Çok şey yapmayalım. Bu 3'te dursun. Bu da 0,2'ye kadar düşürülebiliyor. Sesi daha önce kullandığımız şey gibi 75-70 gibi. Kasa metal olduğu için daha sessiz ve sakin çalışıyor makine. ...0,2'de de şuradaki sarma sıklığını alıyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum da bak şöyle. Şöyle bir netliğim mi şöyle? Şöyle bir netlik alıyor yani 0,2'de muazzam bir sarma kalitesi veriyor makina size. Masura sarmak için masura pimini bu tarafa itiyorsunuz. Burada mandal var bakın. Şu mandalı şöyle çeviriyorsunuz. Pedala basıyorsunuz. Masura sarıyor. İşlem bittikten sonra mandalı tekrar kilitleyip dikişinize devam ediyorsunuz. Tabii bunu bu tarafa almayı unutmayın. Video hoşunuza gitti. Yararlı bulduysanız kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı, biz Instagram, Facebook ve
Başka kalmadı ki. Aşağı mekanları takip etmeyi unutmayın. YouTube dahil. Herkes kendine iyi baksın.